Evet, hazırız değil mi? Hazırız. Hadi arkadaşlar, güzel bir operasyon olsun. Ciddiyetinizi koruyun. Önemli olan sizin güvenliğiniz. Şahısları yakalıyoruz, teslim alıyoruz. Karşı taraf ateş açmazsa ateş açmıyoruz. Hepimize başarılar. İkinci koça takip mesafesini koruyun, kazanmanın önemli. Kazanmayacağız. Tekrarlar. Sağ operatörlüğü size mi şefim? Olumlu. Sağ operatörlüğü şefte şeflenmiş kimseye kimseyi bilmez. Gizlik konuşuyor. Şeker silahını kapat. Görüş var. Araç var orada. 101 konuşuyor. Mekanın etrafını sarıyoruz. Şahısları durduruyoruz. İndiriyoruz. Araçtan inmiyoruz benden emir gelene kadar. Birileri var. Charlie, durmalarını söyle şahısları. Mekanın etrafını sarın. Önde kim var? Eşkut. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Ya. Bütün birimler elleriniz havada bir şekilde beklemede kalın. Yapacağınız işi sikimsin ya. Ya süremiyorsan sürme oğlum arabayı ya. Benzinlikten uzak dur. Süremiyor, sen sürme oğlum. Gittin daldın koca benzinliğe ya. Yapacağını işte. Ya süreceğin arabalar. Bence başarılı bir operasyon oldu arkadaşlar. Gayet iyiydi. Operasyonu beğendim. Bayağı bir kızacaklar bize. Charlie, müdahale et şuradaki memurlara. Hangi memur bunu süren? Yanıyorum. Bu ne oğlum, bitmiyor bu ya. Oho. Ya senin süreceğin arabanın da, yapacağın işin de, sürüşünün de. Ulan oğlum, koca benzinlik, niye giriyorsun oralara la? Niye giriyorsun oğlum oralara la? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya Resulallah. Hazırlan. Anasını belledi ortalığın. Evet arkadaşlar, güzel bir operasyon oldu. Gayet başarılı bir operasyondu. Operasyonun adı sıçış operasyonu. Yani nasıl çarpıyorsun, nasıl dalıyorsun birader oraya? Nasıl giriyorsun ya? Nasıl böyle bir kaza yapıyorsun orada sen ya? Yıldırım operasyon. Vallahi deli gibi patlattı, anasını belledi ortalığın arkadaşlar, sığır ya. Patladık da patladık anasını, patlıyoruz be ya. Abi patlıyoruz be ya. Ay, adamlar da patlamanın her şeyin önünde anasını satayım. Dur, turp gibi ayaktayım, hiçbir şeyim yok. Hadi arkadaşlar, hadi. Ne konuştuk az önce? Benim birine kucaklamışsınız. Bir 101'den 102. Araçta şefim.
Nerede 102? Burada, burada. Şefim? Ya arkadaş. Geldi mi memurlar? Geliyorlar ufak ufak, ben de araçları ayarladım. Bu kazayı yapan memur kim? Onu sonradan bodycam'i izlersen bulabilirim ben, bizim arkamızdaydı çünkü. Şunun anahtarını versene içeride. Evet. Binemiyorum abi. Efendim, kimse... o muhtemelen memurumuzun olan bir hatası değil galiba. Evet, kimse vurmamış. O yüzden kimsenin kalbini kırmayalım bence. Rey. He? Ben şimdi bir baktım. Bir araçta ayarlıyorum. Çarpan arkadaşın bodycam'ini. Çarpmamış mı? Çarpmamış. Yok. Oğlum yok, efendim yok, çarpışma yok, yok herhangi bir şey yok. Bence de çarpışma yok da muhtemelen senkron. Kendi kendine patladı. Tamam bir şey yok, tamam bir şey. Ya çarpmamışsa bile orada benzinliği göre göre oraya girmeyecek arkadaşlar. Koskoca benzinlik. Öyle operasyon olmaz. Operasyondan sonra konuşacağız. Bir an önce araçlara binilsin. Benzinliği görüyorum babam. Niye giriyorsun benzinliğe yani? Boş. Binin oğlum. Binin. Binin bir yere. Mama gelmiş. Buradaki şahıslar ne? Şu arkamızdaki dışarıda olan. Buradaki şahıslarla alakalı bir şey var mı? Uzaklaş. Charlie duyuyor musun Charlie? Devam edin. Devam et. Bak bir araç daha var. Burada birisi bana müsaade etsin. Diğer araca geçsin. GPS sistemini açmayan herkes GPS'ini. Kevin var, Rick var, başka kim var? Hadi insin. Ben orada boş değilim. Araç var en son. Tamam Kevin. Of of. Kim var bu arabada? Ben olmadı, başka arabaya binerim. Tamam, bizim başka kaç araba? Burada iki tane adam kalmış senin artık. Şey. Buranın da bir manası kalmadı. Yetkili içeride biri var ama. Kimmiş yetkili? Şu dolanan ya. Galiba. Bir yanımıza geldi de uzaklaştırdık biz. Tamam. Bütün birimler hazır mı şu an? GPS'imizi düzelttik mi? Herkes hazır mı? Tamam, beklesin burada memurlar. Biz bir şahsı öğrenelim. Geri kalan bir GPS'lerini hazırlasın. Tamam, tamam, siz burada durun. GPS sistemlerinizi ayarlayın. Biz önümüzde sadece. İçeriye girmeyin arabayla. Şu mekanik çok sıkıntılı arkadaki. Mekanik. Arkadaşlar. Evet, duyurum memur bey. Aylar, arama kararımız var. Süleyman Barut burada mı? Ben yerini biliyorum da arama kararına bir bakabilir miyim dostum? Ne dostu mu beyefendi? Devletin sıvatı gelmiş gözünüzün önüne. Nerede Süleyman Barut? Malikane'de kaos var şu anda. Ben bir arama kararını göreyim. Tamam, tutukla inşası. Al arkadaşlar. Oyun oynamıyoruz bayım. Aracağız. Al inşası. Karakolda gösterirsiniz ona araba kararını. Görmeden burada nasıl arayabilirsiniz? Tamam, arama kaydını karakolda göreceksiniz beyefendi. Evet, malikaneye de gidelim o zaman ilk. Gezdirin beni. Alın inşası. Nerede malikane? Ben bunu başka araba göstereyim size. Malikane'nin... Başka evet, bindir bindir. Ben mi? Bindir, departmana bırakalım. Departmandan kodeste biraz kalsın, aklı başına gelsin. Tamam, tamam. Bindir, direkt bindir, ben dışarı binerim aynen. Arkada kalırım. Yardımcı olayım mı? Ne oluyor orada? Sakın ama. Bindirme. Sadece malikenden bak. Geliyor yoğun baya. Yardımcı olayım mı? Adamı. Siz burada mı çalışıyorsunuz beyefendi? Evet. Kim içerideki şahıslar? Şey, müşteri. Süleyman Barut burada mı? Burada değil. Nerede biliyor musunuz? Biliyorum. Nerede? Yo, istiyorsanız geleyim göstereyim. Beyefendi siz söyleyin konumunu. Malikanede. Anlaşıldı, sağ olun. İşbirliğiniz için teşekkürler. Arama kaydı olmadan, göstermeden beni almanız da çok güzel beyler. Tamam, mahkemeye verin bizi. Hadi departmanda. Şefim, bizimkiler içeriye bir kontrol etsin mi? Süleyman Barut belki saklanıyordur. Yok, içeriye yok, ben baktım. Yok dostum, malikanede niye kaçsın tamam. Ki adam suçlu değil, bir şey değil. Takip edelim mi? Takip edelim. Devam, takip, takip. Birinden çıkıp sahasından araç açıldı. Bizi görüyorsanız şu anda departmanı verebilirsiniz. Departmanı verebilirsiniz. Anlaşıldı, yöneliyoruz şimdi. Adam malikanede ayağını uzatmış, sizi bekliyor. Tamam, Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklusun. Konuşma ve sessiz kalma hakkına sahipsin. Konuştuğun ve konuşacağın her şey mahkeme dahilinde delil olarak konulabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak maddi durumun yoksa devlet sana bir avukat atayacak. Departmanı bekleyin konvoy yaparak. Şahsı kodese atın. Beklesin. Tamam, ben atayım. Arama kararını da iletirsiniz, savcının arama kararını görür orada. Senin ilk başta göstermen lazım değil mi?
4 tane SWAT arabası geliyorum. Keyfime çıkarıyorum ben SWAT arabasını. Arama kararı soruyor. Alacaksın de... bunu, götüne sokacaksın M4'ü, patlatacaksın içinde, görecek arama kararı. Dalayarak, biz burada keyfimize mi geziyoruz? Evet, bütün birimler hazır mı? Araba ne olsa... Hazır merkez. Olumlu. Olumlu şefi. Evet. Çıkış yapıyoruz. Çakar açıyoruz, sireni açmıyoruz. Kod 2. Bir çatışma oluyor, dönüyor. Küçük değil de biraz büyük bir çatışma dönüyor. Malikane basıldı herhalde. Hı-hı. Orada bir özel mülk vardı. O mülkle bu Falcon'un bir bilgisi ve ilgisi var mı? Bilgimiz dahilinde yok efendim. Malikane'yi ben sorduruyorum. Öğrenseydik keşke oradan, aynen. Yok, söylediler bize zaten. Bu deniz kenarı dediler de acaba balansı var mı? Oraya da bir görülsek mi? Lan bu kadar ekip de oraya görülsek orası herhalde intihar eder. Evet evet. Evet. Orası şu an şey yani biraz. İşte öyle birazcık durulmasını bekleyelim, bu işlemden sonra ilerleyeceğiz. Evet. Kaç dakika kaldı oradaki Shotfire'da? Bitti bile. Bitti bile şeyim. 5-6 dakikadır kapışıyorlar. 102 gelir ya. 102 bizi bulur. Ya müdahale mi etsek arkadaşlar acaba? Ne debiliriz? Bence de. Süre geçti. Şefim, kilitlerde sorun var. Ben geliyorum hemen. Hazır bu yemek kadar içeride, toplanmışken içeride. Dilerseniz anında böyle şey yapabiliriz sonra. Şimdi manikeni basın. Tamam, önce bu olaya bir bakalım madem. Class 1 müdahale ediyoruz değil mi? Evet, class 1. Pistol. Tamam. 102 konuşuyor. Şu an bir Shotfire'da geliyoruz. Herkes class 1 kullanacak. Bilginiz olsun. Dağıtalım, müdahale etmeyelim ama yani. Kaçan kaçsın, siktir edin. Şimdi bizim işimiz uzun çünkü. Amacımız büyük çatışma çıkacak gibi yani, haberiniz olsun. Amacımız bölgeyi dağıtmak, size Shotfire Gamers'e hiç kimse yatışmıyorsunuz. Ulan neye gidiyorduk, neye çıktık ya? Şimdi buna da gitmesen... Böyle de gelince garip anlamasınlar şimdi şefim. Evet evet işte yani... Oo, buraları iyi baya. Müdahale etsek bir türlü, etmesek bir türlü ya. Önde memurum var mı şu an? Ben varım. Tamam. İnmiyoruz. Dağıtıyoruz. Hı. Bu şekilde şimdi müdahale etmek istemiyoruz oraya. Şefim araç mermi yok. Kimse araçlarından iniş sağlamıyor. Sadece bölgeye dağıtmaya geldik. Bize sıkarlarsa müdahale ederiz. Polise karşı Shotfire gelirse müdahale etme hakkınız bulunur. Bilginiz olsun. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Silahlı arkadaşlar, ellerinizdeki silahları bırakıp bölgeden ayrılın. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Ellerinizdeki silahları ve yaralıları bırakıp bölgeden ayrılın. Müdahale edecektir diye anons geçmiyormuş efendim hiç. Evet evet. Yine bu krom araçlar herhalde ha. Ha çıksınlar, çıkıp gitmelerine sorun yok. Çıksınlar. Yeter ki burada çalışma dönmesinler lazım. Dönüş yapıyoruz. Dönüyoruz. Arkadan çıkıyorlarmış şef. Öyle bir duyma. Çıksınlar da. Şimdi bize vurdurmasınlar kendilerine. Şansa bak ya. Operasyonun üstünde olmayaydı. Buraya iyi dalardık biz. Herhalde dağıldılar. Herhalde şef. Tamam. Öyle umuyoruz. Lazer çaleşedi çeksinler. Aracı bize gelsin. Takip etsin etsin. Nasıl böyle? Tamam, siren kapatalım. Siren kapatalım. Kod 2'den devam. Bunlar şanslı. Böyle olmasaydı. Evet, evet, evet. Burayı yakalardık da. Arkadaşlar bakın, bu operasyonda departmanın halini beğenmedim. Operasyona çıkacağız. Herkes birbirine şaka yapıyor. Kakara kikiri, böyle olmaz. Bu mesleğin bir ciddiyeti vardır, bir ağırlığı vardır. Biz burada görev arkadaşlarımızı korumak için, devletin nizamını, vatanın bütünlüğünü savunmak için varız. Devletin memuru ciddiyetini bozarsa bizi kimse ciddiye almaz. Arkadaşları uyarın. Ben uyarmayayım. Ben uyarırsam kötü olur. Bu süreç devam ederse tahkikat yapılıp açığa alınan memurlar olabilir. Herkesi bilgilendirin bununla ilgili. 10-0'lar operasyondan sonra bir briefing'in sonra toplanıp açıklama yaparız şef. Daha tatlı bir dille.
İkincisinde ama bu kadar tatlı olmayacağınızı da belirtirim. 101'den 102'ye 102 konvoyla mısın? En arkada Riyot taşıyor. En arkadaydım. Acaba telsizde mi sıkıntı mı var? Charlie şey batmasın? Aa yo, Charlie sıkıntıya girmiş büyük ihtimalle. GPS'i kapalı. Aa GPS'i de kapalı. O Riyot kim o zaman? 102'den 101'e. Ha sesleniyor şefim. 101 durumun nedir, takipte misin? Şefim ben departmandayım. Bu şu an birkaç şahıs geldi. Bir ihbarda bulunuyorlar da, bu Salazar vardı ya dün bize bu olayı anlatan. Evet. Dünden beri kayıpmış. En sonunda mekanikten ihbar tarzı bir şey mi geldi dediler, öyle bir şey dediler. İsterseniz bir departmana gir. Yok, şu an baskını yapmak üzereyiz, gelemeyiz biz. Sen ifadeleri al madem oradasın. Biz baskından sonra bakalım durumu. Sivil araç devam et. Az önce falda mekanikte olan araç. Pola mı bu? Aynen. Az önce bastığımız yerdeki araç. 101 konuşuyor arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Mekan giriş çıkışını kapatıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Ateş açmıyoruz. Shot fire gelmeden ateş kesinlikle açılmıyor. 2 birim sağ taraftaki giriş kısmına gitsin. 2 birim sol aşağıdaki kumsala gitsin arkadaşlar. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Malikane içerisindeki şahıslar. Elleriniz havada bir şekilde dışarıya çıkış sağlayın. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Malikane içerisindeki şahıslar. Elleriniz silahsız bir şekilde havaya kaldırıp dışarıya çıkış sağlayın. Aksi takdirde müdahale edilecek. Herhangi bir hareket göremiyorum şefim. Çatılarda boş. Balkonda da adam göremiyorum. Temiz büyük ihtimalle. Sanmıyorum. 101'den 102. Biri geliyor. 102 dinlemede. 102 bu malikane deniz kenarındaki savcımızın söylediği. Çok yanaşma. Beklemede kal. Duvara yaslan. Şefim bu büyük malikane vardı ya, toplantı olan. Orası olması lazım. Toplantı olan konum mu? Olumlu olumlu. Hani anlaşıldı, büyük bir toplantı anlaşıldı. Görmüştük ya. Anlaşıldı, tamam. Yanlış. Bu bir ilerideki mi? Bir ilerideki. Sıkıntı yok, devam edin. Arkadaşlar, komşu malikanenizden bir ateş sesi duydunuz mu arkadaşlar? Duyduk, duyduk. Ne oldu memurum? Efendim, malikanenizde kalın, lütfen çıkmayın. Arkadaki bir geçiş. Devam et. Devam et. Şefim. Çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Galiba. Evet, çıkış sağlıyoruz, takibe devam. İyi, bunları da bari en azından malikanelerinde tutalım da ne olur ne olmaz. Küçük bir korktular. Evet. Öyle bir his aldım. Bu kadar sıvatı benim olsam ben de korkarım. Sorguyu aldık. En son görülen yer Falcon mekanikmiş. Bir gidip bakalım mı? Şu anda Falcon mekaniğe giriş sağlıyoruz. Oraya varmak üzereyiz. Mekanik? Malikane. Mekanikte kimse yok. Oldu da bir mekaniğe ben kontrol sağlamak için gidiyorum. En son dikkatli ol, tek başına gitme. Olsun. Burası mı? Yanımda birileri var. Buradan duyarlar mı beni? Zaten duyarım. Falcon malikanesi diye yazı olmuş. Aa bayağı yazı. Giriş sağlıyoruz hep birlikte arkadaşlar. Ver anonsu. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Malikane içerisindeki şahıslar. Silahsız bir şekilde elleriniz havada dışarıya çıkış sağlayın. İki birim sol taraftaki otoparka yönelsin. Geri kalan birimler sağ benimle. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Malikane içerisindeki arkadaşlar. Silahsız bir şekilde elleriniz havada, yaklaşma. Dışarıya çıkış sağlayınız. Yaklaşma! Ne oluyor? Yaklaşma diye bağırıyor ama. Son kez geçiyorum şefim. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Malikane içerisindeki şahıslar. Silahsız ve elleriniz havada bir şekilde dışarıya çıkış sağlayın. Aksi takdirde müdahale edilecektir. SWAT, araçtan iniş izni verilmiştir. Şahısları yakalayın, tutuklayın. Shot fire gelmeden ateş açmıyoruz. Kim varsa yakalayın arkadaşlar. LSPD! Ellerinizi kaldırın! Teslim olun! Olumlu! LSPD! Araçları alın arkadaşlar. LSPD! Ellerinizi kaldırın! Teslim olun! Çatıya bakıyorum. Beşleri bir konuşuyor. Dışarıda bir şahıs yakaladım. Bilginiz olsun şefim.
10.04 şahısı tutuklayın. 767 konuşuyor. Malikanın çatısı boş bilginize. Her yere bakın. Uzanmış olabilir, bir yere saklanmış olabilir. Her yeri dip dip görüyorsunuz. Konuşuyorum, harika işte. 756 konuşuyor. Jammer'ları kapattım. Jammer aktiftir. Hiçbir elektronik cihaz çalıştırılamaz. Oğlum bunu bilmiyorum, böyle şey olmaz. 10.04. Malikan içerisinde bir oda bulduk. Bir silah odasına benziyor baya. Geliyorum, intikal ediyorum. Bu basket alanının orada. Basket alanının orada. Basket alanı neresi sana satayım? Otopark kısmından mı bahsediyoruz arkadaşlar? Oğlum basket sahasının oradaki garaj. İkizlik konuşuyor şefim. Aracı park ettiğimiz yerin sağı. 10.04. Vay 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 vay. Neler varmış burada ya? Evet. Ama herkes de buraya toplandı. Dışarıyı ben tutuyorum değil mi? Bir takım silahların parçaları ha. Güzel. Olay yerini fotoğraflayalım arkadaşlar. 10.04 şefim. Üzülür sana... konuşuyor. Ben bütün şahıslar yakalanıp alındı mı arkadaşlar? 10.04 şefim. 4 adet suspect bulunuyor. Hep şu an kelepçeli bir şekilde beklemedi. 10.04 şahıslar araçlara bindirin, çıkıyoruz bölgede. Bu olayı dosyalayacağım. O araçta da var kaç kişi? 605. Süleyman Barut yine bulunamadı ya. 101'den 102'ye. 102 dinlemede. 102 Falcon malikanesi basıldı. Mekanda bir kişi yakalandı. Süleyman Barut'tan iz yok. Mekanikteki durum nedir? 10.04. Mekaniğe gidemedim efendim. Tek başıma olduğum için dönüşte beraber gidelim isterseniz. 10.04. Şimdi buradan dönüşe geçiyoruz. Lojistiklerine geçeceğiz. Mekaniklerin üzerinden gideriz. Bir de o Süleyman bölgeye Bey, bakalım. Siz misiniz? 10.04. Süleyman Bey burada. Süleyman Barut burada. Şey, Süleyman Bey mi? Evet burada. Tutuklandı. Tutuklu. Nerede? Niye söylemiyor araç. Memurumuz bizim Süleyman'ı bulduk diye? Eşit mi araçta? Kim Süleyman var? Barut burada mı? 451 konuşuyor. Süleyman Barut buradaymış efendim. Tamam. Süleyman Bey. Hakkınızda yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık tarafından. Evet. Tutuklusunuz. İfadenizi alacağız. Savcımız gelecek. Bilginiz olsun. Tamamdır efendim. Bütün iş yerlerinize ve mülklerinize bir arama izni çıkartılmıştı. Arama izni savcılıktan öğrenebilirsiniz dilerseniz. Tamamdır efendim. Peki o zaman operasyon başarılı arkadaşlar. Alalım şahsı güvene. Gidelim. 101 konuşuyor. Şahıs yakalandı. Şahsı götürüyoruz arkadaşlar departman. Şöyle bir şey yapalım mı? Fark etmez benim için. Benim için fark etmez. Biz dışarıda kalalım daha iyi. Olur öyle yapalım. Olur. Aman. Hiç sıkıntı yok. Siren kapatalım arkadaşlar. İsterseniz ben de araca geçebilirim. Şoför koltuğundaki insene be. Bir kettekiler inin hepiniz. Hiç karşılık vermediler. Bir karşılık vereydiler ya. Bilgi için geçiyorum. Az önce bir izinliyim. Sen bir telefon aldım. Sanırım Süleyman Bey'in bir röportajı varmış. Maalesef gidemeyecek kendisi. Bilgi vereyim mi şefim? 10.05 vermenize gerek yok. 10.04. Arkadaşlar şahsı gerekirse kucaklayıp alın araca. Dışarıda durmasın. Gidelim artık. İçeriye bindirmeye çalışıyorlar da beceremediler gibi. Kucaklayıp binsinler gerekirse. İndiremediler şu anda da. Alın sırtlayın. Aracı geniştir. Alın direkt. Ne yapıyorsun Turun? Ben kucaklayayım dedim arkadaşlara da aynen böyle indirecekler. Turun bana güzel bir CSGO silahı hediye etmiş. Teşekkür ediyorum Turuzcuğum. Arkadaşlar çıkış sağlayacağız. Ne olur ne olmaz diye siz gözünüzü yine dört açın. Herkes hazırlıklı olsun. İkizlik akışı şuları aran araçlar. Victor'ı konumuna gelsin. Tamam yapacak bir şey yok. Çakar kapalı, siren açık. Düzeltiyorum. Siren kapalı, çakar açık. Tam tersini söyledi değil mi? Evet. Tamam.
Abi bu jammer'lar vardı diye bir rol yok ki. Yani server'da jammer diye bir olay yok. Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Kendi kendine oyuncu oraya bir şey yazabiliyor mu acaba? Jammer memur. İyi her yere jammer koyalım o zaman. Arabaya jammer koyayım anasını satayım. Kimse beni dinleyemez. Kakaşı istiyorsan savcıya haber ver. O da gelsin bana. Hazır mıyız arkadaşlar? Çıkış sağlıyoruz. Hangi savcı benim, istiyorum? Benim telefon olumlu, yok bende. Hazırız. Hangisi varsa işte. Hangisini Dayna da var, Barış da var. Telefonumu eline alabiliyorum ben de. Çağırayım mı ben şefim? Çağırsana Dayna'yı. Ya dur, Tels5'ten çağırıyorum. Los Santos Polis Departmanı'nın 202 Commander Kakashi Yamato konuşuyor. Hatta savcı mevcut mudur? Oyuncular o yüzden yazıp kaldırabiliyor abi. Ha işte. Jammer diye bir şey Los olur mu Santos ya? Los Santos Polis Departmanı'nın 202 Commander Kakashi Yamato konuşuyor. Hatta savcı mevcut mudur? Her şey departmanda gelsin. Nezarethaneye alabilir miyim sizleri? Ya olumlu, geliyoruz orada, beklemede kalırsanız güzel olur. Tamamdır efendim. Telsten çıkış sağlıyorum. İçime içime ata ata patlaya patlayacağım valla. Jammer kullanmak bence de ya bu force yani. Jammer diye bir şey olur mu? Bu zamanında şey yapmışlardı ya bize. Biz geldik, kıyafetlerin içine şey yerleştirdik. GPS ve mikrofon. Kişilerin bulunduğu briketin aracının benzini bitti de. Ne muhabbeti? Kişileri başka bir briket aracının altında daha tank olur. Ha evet. O 04 hemen nakliye yapın. Kod attık, beklemedeyiz. En arkadaki araç. Gidip al, transferi yap kendi aracını. Athena sen o Yiyot'ta Lincoln müsün şu an? Olumlu. Onu kişiye baştan söylesin, hepsini sana bindirdik. 10.04. ...12'de özlenen Fenerbahçe kardeşim. Şefim hazırız, devam edebiliriz. 10.04. Kılçıksız operasyon oldu ya. Ben bir karşılık bekledim ama bir şey olmadı. Biz kendi kendimize zarar veriyoruz zaten şefim ya. Yani onlara çok gerek kalmıyor gibi. Ya o karizmatik bir giriş yapacaktık. İçine sıçtı bizim memur ya. Bu arada departmanı bu tarafa taşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilgimiz var. Bilgimiz var. Evet, memurlarımız çok sıkıntı yaşıyormuş galiba bu diğer departmanda. Çok. Hem memurlar hem normal vatandaşlarımız aynı. Nezarethaneye götürürken mesela bir anda gidiyoruz. Bir ben yaşamıyorum orada sorun herhalde ya, anlamadım. Yani o kadar da bende özel bir lens falan var gözümde. Ama ilginç. Bende niye hiçbir şey olmuyor lan? ...101'den 102'ye. 102 dinlemede. 102, biz şimdi şahısları departmana getiriyoruz. Operasyonu sonlandırıyoruz başka bir şey kalmadıysa. Süleyman Barut yakalandı zaten. Yakalandı mı? Evet, kendisi... 10.04 ama kendi şöyle yakalandı. Bir ihbar da var. Bu Salazar'ın mekanikte tutulduğuna dair arkadaşları bir ihbarda bulundu. Mekaniğe gittiğimizde orada sivil şahıslar vardı. Başka birisi yoktu, emin miyiz? İçeri gezdiniz mi şefim? Şey var ya, şey sağda bir tane ofis var. Ofisin içine bakmadık memurlarımızla. Belki içeride midir diyorsun? 10.04 çünkü az önce arkadaşları geldi. En son mekaniği araç yaptırmaya gittiklerini beyan etti. Fakat ondan beri haber alamadıklarını söyledi. 10.04. O zaman şahsı bıraktıktan sonra bir görünelim oraya. 10.04. Ben sanmıyorum içeride adam tuttuklarını ama. Dörtleri bir konuşuyor. Benzerimiz çok az benzine gibi. Yani belki tam, bizi hızlı göndermek için yapmış da olabilirler.
Belki. Aa veya şeyi o bilerek sordu işte. Öne atılmak için. Kendini tuzaklatıp diğerlerine zaman kazandırmış olabilir. Diğeri direkt Süleyman'ın yerini söyleyeyim diyor ya da zaten. He. Önemli olan Süleyman zaten de. Bakalım. Savcı departmana geçtin bu arada? Departmandaymış zaten. Zarthaneye aldım kendilerini söyledim. Savcı çözsün olayı biz daha ne yapalım ya. İfadesini aldık gittik yakaladık getirdik. Mahkemeye çıkarsınlar. Suçlar belli zaten. Kanıtlar belli. Arkadaşlar kapının önünde bekleyin. Süleyman'ın olan araç sadece Süleyman aşağıya nezarethaneye savcımızın yanına götürsün. Yanında yakın 3 kişiyi salalım mı? Serbest mi bırakalım? Yoksa onlardan mı? Yok onlardan. Yok hepsi hepsi. Süleyman'ı bulduk şefim. Öyle mi bulduk mu? Yok ya ne diyorsun? Nasıl ya? Ben sizden öğrendim şefim ya. Tamam savcımızın yanına götürsünler işte ifadesi alınsın. Tamam. Artık mahkeme mi açılıyor ne oluyor? Evet evet şimdi diğer birimlerle gideceğiz oraya. Tamamdır. Diğer birimler neredesiniz arkadaşlar? Çıkışı alacağız departmandan. 451 konuşuyor. Galerinin önündeyiz şefim. Az kaldı. Bir şüpheli var bizden. Galerinin önündeyiz ama GPS göremiyorum. Galerinin önünde ne arıyor bunlar ya? Ve ben GPS göremiyorum. Aa görüyorum ama... Aa, şimdi... Aa, aa polis şey istiyor. Bu ne? GPS sıkıntılı. Aa. GPS patlamış. Bir şeyimiz doğru düzgün olmuyor ki bir gün. Yo, bir şeyimiz yukarıda. Düzelse. Bende bir sorun yok GPS yo, arkadaşlar. GPS tamam mı? Bende her şey normal. Ama nasıl şey yani? O araba da patlamış. Bir o araba gitmiş. O araba polis şey patlamış. Senin orada Shotfire şefim. Aha. İşte gideceğiz de birim yok. Ya bu diğer bir Riot nerede? Arka tarafta arkadaşlar. Arkadaşlar. Şişe olmayan hemen köprü. Bak o geldi. Gelsin. Bir tane bir yerde geldi. Tamam hızlıca gidiyoruz. Mekaniğe doğru yönelin yavaş yavaş. Mekanikten değil bu arada o şat var. B-C-3 otobarka yer. Ama köprüden sıkar mekaniği görebiliyor orayı. 101 konuşuyor arkadaşlar evet. Sadece tabanca. Tekrarlıyorum sadece tabanca. Klas 1 durumu. Şimdi bir de M4'le taramasınlar herifleri iyice. Çok korkuyorum şefim. Girmesek şurada duracağız. Yavaş şurada duracağız zaten. Araç yok. İçeride olabilir. Bir tane var. Hadi girelim bakalım kim varsa artık ya. Hadi. Şimdiye kadar. Sen topu kapatsana. Gömleği adam zannettim. Gömleği adam zannettim. Olsun 5 bölgedeyiz gibi. Başlıyorsun. Kimse yok. Bölge boş. Varsa da adamı götürdüler belki de. Büyük ihtimalle baskını attıktan sonra. Neyse önemli olan Süleyman zaten. Artık savcı çözsün gerisi. 102 konuşuyor. Departmanı da dönüşünüzü değiştirip 10-12. Genel şehir devrinize devam edebilirsiniz. Boşta tamam. Kalan edin birimlerine yerleşebilirsiniz. Bunun için operatöre sormanıza gerek yok. Hayatımın en garip operasyonuydu bu. İyi dedin he. Sağ ol şöyle. İsterim gel. Ulan bu operasyonu yapacağız diye asıl çatışmayı kaçırdık ya. Evet işte orası olmayan evet. Acil olurdu. Ya ben dedim ki bunlara dedim bu operasyonda herhalde bir karşılık olur. Herif vali adayını vurduruyordu. Suikast yapıyor falan. Ama kof çıktı ya. Hiç böyle bir operasyonda karşılık acaba gördüğümü hatırlamıyorum bu arada. Haberleri vardı. İyal'den mi yararlanmak istediler bu bizim mekanik olayından sonra? Olabilir. Bir ihtimal olabilir. Orada patladık çünkü. Şimdi bir de devlet memuru yaralama girmesin şimdi. Tabii. Ya o çok talihsiz oldu. 102 konuşuyor. Kıyafetinizi değiştirin. Şefim. Evet. Ben bu Süleyman Barut için bir dosya açabilir miyim acaba? Savcılıkta olay büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla zaten suçlama var adam hakkında. Direkt dağlan müebbet dava... biliyorsunuz. Ben bilmiyorum yani bu artık savcılar nasıl bir dava yürütecekler. Yani organize bir şekilde suç örgütü var büyük ihtimalle işin içinde. Adam öldürmeye teşebbüs var. Planlı organize suç var. Var oğlu var yani. Rick şöyle yap onu. Evet. Biliyorsun İstihbarat Daire Başkanı da Kenan ya. Hı hı. Kenan'la konuş. Kenan'da şeyler iletişime geçsin savcılarla. Ona göre bir yol çizersiniz. İstihbarat Daire Başkanı Barış mı? 101'den 102'ye. 102 dinlemede. Şu anda savcımız nerede? Aşağıdayız, nezarethanedeyiz. Geliyorum. İfadesini almaya başladınız mı şahsın? Olumlu, içerisi kalabalık.
Tamam geliyorum. Bu Süleyman bu olaydan nasıl kurtulur bilmiyorum. Nasıl koruyun? Sayın savcı. Tam bir arabaya. Buyurun şefim. Efendim şahsı malikanesinde yakaladık. Bölgede kim varsa... Bildirenme durumu yoktu değil mi? Yok, bildirenme durumu olmadı. Sadece bir evet. Memura mukavemet durumu oldu mekanik bölümünde. Oradaki şahıs bize karşı bir hakaret durumunda bulununca şahsı tutuklayıp getirdik. Onun dışındaki diğer arkadaşlarda herhangi bir durum yok. Süleyman Barut'la alakalı zaten bütün bilgileri, gerekli detayları size ilettik. Bundan sonraki kısım sizdedir diye düşünüyorum efendim. Biz de herhalde konuyu teşekkür ederiz. Tamam efendim, biz de bundan sonraki aşaması bizde. O zaman görevimizin başına geçiyoruz. Elinize sağlık. Başarılı operasyonu tebrik ederim. Teşekkürler efendim, sağ olun. Didi, Süleyman Barut operasyonu tamamlanmıştır. Herkes normal devriyelerine devam etsin arkadaşlar. İyi çalışmalar. Süleyman Barut sorgu odası bir alın. Buyurun Süleyman Bey. Siz de kıyafetlerinizi değiştirdiniz. Vallahi bu olaydan yırtma. 101 konuşuyor yeniden. Hiçbir memurumuzun üzerinde M4 görmeyeceğim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? 10-0-4. Pardon? Son telsizini geçti. Duydunuz mu onu? Bekle. O son telsizini geçen kim? Ya arkadaş, bu departmana ben illa bunları vurayım mı ya? Son telsizini geçen kim? Verin lan. Ben biliyorum. Yok. 102 konuşuyor. Tekrar ediyorum. Klas 2 ve klas 3'ü bırakıyorsunuz. Üstünüzü de görmeyeceğim. Rahat atar mısın? Dinlemedeyim. Bizim pantolon kaçtı arkadaşlar ya? 605 atan ayrılıyor. Rahat atar mısın? 605 anlaşılmadı. Kaptan ofisine yönel. 64. 66 mı? Ekemci, adamsın kral. Ekemci ben de böyle de onda kamu koydum ya. Yeni bir yeni. Silkelenin. Tem tetem. Tem tetem tetem. Kesin. Bir dozeti bize açsanız mı? Eminim. Böyleyim değil mi? Doğru bir şey yapıyorum. Yanlış mı? Ah gittim. Doğru olmuş da. Tamam. Şimdi bizim polis kıyafeti acaba biraz da şöyle mi geçsem? Ne diyorsunuz chat? Ha? Biraz da böyle mi takılsam acaba? Tişört mü çekeyim? Bestleri bir konuşuyor. Tüm memurlar 10.98 içtimaya hızlı bir şekilde. 709 testten ayrılıyorum. Dal geldi mi? O zaman bunu çekeceğiz baboş. Bunu çekeceğiz baboş. LSPD. Bunun kolları kaç acaba? Anladım. Memurum önüme geçtin de. Kusura bakmayın şef. Allah. Oğlum bunun kolları nerede anasını satayım ya? Tamam. Ben de bir araştırırım olur mu? Sıfır oldu. Maalesef Süleyman Bey hakkında bir yorumda bulunamayacağım. Tamam. Tamamdır. Görüşürüz. Şefim. Evet. Ya size iletmem gereken bir durum var da. Buyurun. Şimdi Yahya Aslan, vali adayı o da. Berk Aslan biliyorsunuz dün bir olay olmuştu. Ben testten geçmiştim. Evet. Berk Aslan hastanenin raporu çıktı. Kafasında iki tane kurşun mermi izi var. En son tehditte hatırlarsanız Süleyman Barut'tan Yahya Bey'e. Süleyman Barut kaç kişiye tehdit yapmış ya? Ve Berk Aslan öldü. Yani Yahya Bey'in oğlu. Bilginiz olsun. Tamam, savcımıza çok bunu da iletin. Çok dinlendirmedim. Bunu da tamamdır. Söyleyin. Herhalde onu son da shot koyar. Shotfire departmanına gelecek kodun 2. Tamam. Soruşturmaya. Tamamdır.
Aga benim bu askım neredeydi ya? Atkı ve zincirlerde mi? Çıkartmalarda mı? Neredeydi arkadaşlar ya? Gömlek tişörtte miydi yoksa? Ha, buldum. Bir tane de şuraya rozet koyalım ya. Dur bakayım. Sevgili arkadaşlar, atkı zincir. Ha, şu rozetli bir tane polis kemeri vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakacağım. Varsa kullanalım, yoksa yapacak bir şey yok. Ratatatata taratara taratararara na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 n
Dur bakayım. Şu kemerin üstünde duran bir rozet vardı. Hoşuma gidiyordu o da. Acaba onu bulabilecek miyim? Çantada 85 mi? Bakalım. Artır attı mısın? Ha bu. Aynen tamam. Eyvallah chat. Eyvallah chat. Kolay mı sanıyorsun? Kolaysa yan o zaman. Sergeant diyor ya, polis officer yazıyor. Polis officer yazsın bari. Tamam, bir de saat takalım değil mi chat? Bir de kaydedelim şunu. Kaydet. Şeyi de M4'de gidip bırakalım. 101'den 102'ye. 102'nin nerede? Neredesin 102? Devreye çıkalım. Olsun, geliyorum şimdi. Nereye geliyorsun oğlum? Hadi mi bu Süleyman Barut'un mesaj sayıtlarına baktığınızı söylemiştiniz. Sayıtları iletme şansınız var mı bana? Tamam, bekliyorum. Tamam, o dikkat çeken 2-3 mesajı alayım ben. Onları bir sorun yapayım. Bir bakmışım ben yokmuşum. Şefim, oğlum, ufak bir işim var, hemen geleceğim. Mesajları iletmem gerekiyor savcıya. 10.04. Bana bildirirsin. Bir bakmışım ben yokmuşum. Nay 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 inanmışım. Seri olun. Mod atlasını hazırlamıyorsunuz haydi. Kısa süreli kod 31 ya. Tamamdır şefim. Tamam mı? Bu Süleyman nasıl kurtulacak bu işten? Ne diyorsun? Bence müebbeti yer şefim buradan. İşi zor. Çok zor. Zamanında böyle birkaç kişiyi müebbet attıydık yani, öyle söyleyeyim şu. Daha küçük bir olaydan. Ya bunun delil olmasa, direkt adamın ben kendi ses kaydı olmasa yine bir şekilde yırtar da, kendi sesi var herifin. Numarası onun, sesi onun, direkt hani her şey. Ya işte güvendiği adam bunu satınca patladı bu. Bunu satınca güvendiği adam. Yani maşa kullanırken yine bir maşa daha kullanman lazım ki senin direkt patlamayasın. Öyle ya, bunu ne? Telefonda bari konuşma. Hani ya yüz telefonda... yüze konuşsa. Ne mesajlar var şefim? Ya mesajı hadi şimdi dava açılmasa okunmaz da. Evet evet. Eğer ses kaydı olmasa, ses kaydında sıçtı bu herif. Öyle zaten şefim, yani arayıp bir daha hesap soruyor bu aynı günün akşamına. Evet işte. Ulan adamlar seni zaten satmış, bu adamlara bir daha niye arıyorsun sen? Senin adam böyle şöyle değil mi? Öyle, ama bizim diğer tarafa da çökmemiz lazım. Diğer tarafta neticede organize suç örgütü. Evet evet, onlara da. Savcım bu işi halletsin, onlara da çaktırmadan şok etsin.
Telsizlenim. Net. Şefim yani azıcık akıllı olsalar şey yapar.